Merhaba. Açık öğretim sistemi Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku ders kitabının 5. ünitesi olan Tebligatın Anlamı, Tebligat Çıkarmaya ve Tebligat Yapmaya Yetkili Merciler ve Tebligat Yapabilecek Kişiler konusu ile karşınızdayım. Program süresince tebligat kavramı, tebligatın hukuki niteliği, kapsamı ve amacı başlıklarını ele alacağım. Hukuki işlemlerin sonuç doğurabilmesi çoğu zaman bu işlemlerden ilgililerin haberdar edilmelerine bağlıdır. İlgililerin bu işlemlerden resmi olarak haberdar edilmelerinin yolu kişilere tebligat yapılmasıdır. Örneğin hakkında dava açılan bir kişinin bu davadan haberdar olabilmesi için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi veya Vergi hukukuna ilişkin düzenlemeler uyarınca aleyhinde vergi cezası tahakkuk ettirilen kişilerin bu ceza konusunda bilgilendirilmesi ve savunma hakkını kullanabilmesi için ceza işleminin ilgiliye tebliğ edilmesi gerekir. Davaya cevap verilmesi veya vergi cezasına itiraz edilmesi için kanunlarda öngörülmüş olan süreler söz konusu işlemlerin ilgisine tebliğ edilmesiyle işlemeye başlar. Devletin adli, idari ve mali faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde ve bu işlemlerin muhatapları olan ilgililerin hukuk süreçleri hakkında bilgilendirilmesinde tebligat hukuku ve tebliğ usulleri önemli rol oynar. Bu faaliyetlerin işleyişinin ve topluma sunulan hizmetlerin aksamaması tebliğ işlemlerinin başarıyla yürütülmesine bağlıdır. Bu önemi sebebiyle kısaca muhatapların resmi olarak bilgilendirilmesi olarak ifade edebileceğimiz tebligat işlemleri özel bir kanunla düzenlenmiş ve birçok kanunda tebligata ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir. Tebligat işlemlerinin yürütülebilmesi tebligatla ilgili genel bilgilerin ve bu kapsamda tebligat kavramının, tebligatın amacının, kapsamının, hukuki niteliğinin ve tebligat türlerinin anlaşılmasına bağlıdır. Tebligat, tebliğ kelimesinin çoğuludur. Tebliğ ise yazılı bildirme, haber verme anlamına gelir. Bugünkü kullanımında ise tebligat, tebliğ kelimesiyle özdeş anlamda kullanılır. PTT tarafından yayımlanan tebligat işletme usul ve esaslarında yapılan tanıma göre tebligat hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini ifade eder. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan tanıma göre tebligat yetkili makamlarca bir takım hukuki işlemlerin bu işlemin hukuki sonuçlarından etkilenmeleri amaçlanan kişilere kanuna uygun şekilde bildirimi ve bu bildirimin usule uygun olarak yapıldığının belgelendirilmesi işlemidir tebligat hukuku alanında meydana gelen gelişmeler dikkate alındığında bir tanım yapmak gerekirse tebligat hukuki bir işlem hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla mevzuatta belirtilen yetkili merciler tarafından yazılı olarak ilanen veya elektronik ortamda yapılan bildirim ve bu bildirimi belgelendirme işlemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tebligatın önemli iki unsurundan biri bilgilendirme, diğeri ise belgelendirmedir. Bilgilendirme tebligat işleminin maddi unsuru olarak tebligatın içeriğini gösterir. Belgelendirme ise tebligatın şekli unsuru olup bilgilendirmenin kime, nerede, ne zaman ve ne şekilde yapıldığını gösterir kişilerin kendilerini ilgilendiren işlemleri öğrenmeleri ve buna bağlı haklarını kullanabilmeleri tebligata bağlıdır. Mevzuata göre yapılması öngörülen hukuki veya usuli işlemlerin sonuç doğurabilmesi için bu işlemlerin ilgilisine usulüne uygun olarak bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde söz konusu işlemler sonuç doğurmaz tebligat yargılamalar bakımından özellikle temel yargısal haklardan olan hukuki dinlenilme hakkı ve adil yargılanma hakkı ile doğrudan ilgilidir. Tebligat anayasada güvence altına alınan iddia ve savunma hakkının tam olarak kullanılabilmesinin ve hak arama hürriyetinin önemli güvencelerinden biridir. Kanunlarda öngörülen sürelerin başlangıcına esas alınması, örneğin idari yargıda dava açma süresinin başlangıcına esas alınması bakımından tebligat mahkemeye erişim hakkıyla da doğrudan ilişkilidir. Örneğin hukuk muhakemeleri kanununa göre davanın tarafları müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptir. Hukuki dinlenilme hakkının unsurlarından biri ise ilgililerin yargılama ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Bu bağlamda dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmeden yargılama yapılması veya tarafa duruşma davetiyesi usulüne uygun tebliğ edilmeden duruşma yapılması halinde tarafın bilgilenme hakkı ve dolayısıyla hukuki dinlenilme hakkı ihlal edilmiş olur. Yargılamada tebligatın usulüne uygun olarak yapılmamış olması nedeniyle hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmesi halinde adil yargılanma hakkı da ihlal edilmiş olur. Az önce açıklamaya çalıştığım üzere hukuki dinlenilme hakkının başka bir deyişle savunma hakkının kullanılabilmesi için tebligat önemli olduğundan tebligatla ilgili işlemlerin aynı zamanda belgelendirilmesi gerekir. Örneğin yargılamaya ilişkin işlemlerin taraflara veya ilgililere usulüne uygun olarak tebliğ edildiğine ilişkin belgeler mahkeme dosyasına konulmalıdır. Aksi halde hukuki dinlenilme hakkının kullandırılmamış olması nedeniyle mahkeme kararı kaldırılır ve tebligatın usulüne uygun olarak yapılması gerekir. Tebligat yargılamanın uzamasını engellemek bakımından da önemli ve etkili bir araçtır. Yargılama usulünde öngörülen sürelerin işlemeye başlaması tebligatın usulüne uygun yapılmasına bağlıdır. Tebligatın usulüne uygun ve geçerli olarak yapılması halinde ilgililer kendilerini ilgilendiren usul işlemleri hakkında bilgi sahibi olacağından yargılamanın sürdürülmesi için gerekli işlemlerin yapılması gecikmeyecektir. Kamu hukuku alanındaki işlemlerin sonuç doğurması da ilgilisine usulüne uygun olarak tebligat yapılmasına bağlıdır. Tebligatın önemli bir niteliği şekli bir işlem olmasıdır. Zira tebligatın nasıl, nerede, ne zaman ve hangi şekilde yapılacağı ayrıntılı usul kurallarıyla belirlenmiştir. Tebligatın diğer bir niteliği de resmi bir işlem olmasıdır. Tebligatı diğer bilgilendirme işlemlerinden ayıran tebligatla yapılan bilgilendirmenin resmi olarak yapılmasıdır. Bu bağlamda telefonla, mektupla, faksla, e-posta veya mesaj ile yapılan bildirimler tebligat kanununda öngörülen biçimde ve resmi şekilde yapılmadığından mevzuatta ayrı ve özel bir düzenleme olmadıkça tebligat olarak nitelendirilemez. Bununla birlikte tebligata ilişkin sadece tebligat kanununda değil, özel kanunlarda da düzenlemeler yer alabilir. Hatta özel düzenlemeler ile tebligat kanunundaki tebligat usulüne ilişkin genel hükümlerden farklı usuller belirlenmiş olabilir. Bu durumda tebligatın bu özel hükme göre yapılması gerekir. Tebligat yapılması gereken bununla birlikte özel hüküm bulunmayan durumlarda ise tebligatın tebligat kanununun genel hükümlerine göre yapılması gerekir. Şunu belirtmek gerekir ki çok gerekli olmadıkça tebligat usulleri konusunda karışıklık olmaması bakımından genel tebligat usulünden farklı ve istisnai düzenlemeler yapılmasından kaçınmak gerekir. Tebligat kanununun birinci maddesinin ve özel kanunlardaki tebligata ilişkin düzenlemelerin kapsamı dışında kalan hallerde tebligatın nasıl yapılacağını taraflar serbestçe kararlaştırabilirler tebligat mahkeme tarafından yargılama ile ilgili olarak yapılmakta ise hukuki niteliği itibariyle bir mahkeme usul işlemidir. Örneğin dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi veya duruşma davetiyesinin taraflara tebliğ edilmesi mahkeme usul işlemidir. Usul işlemleri tür içerik ve yapılma biçimleri bakımından sınırlandırılmıştır. Usul işlemleri şekle bağlıdır ve kanunda öngörülen şekilde yapılmak zorundadır. Bu bağlamda tebligat işleminin kanunda öngörülen usul ve şekle uygun olarak yapılması ve belgelendirilmesi gerekir. Tebligatın varlığı ve geçerliliğine ilişkin hükümler usule ilişkindir. Tebligatın doğrudan ve dolaylı amaçları bulunur. Tebligatın doğrudan amaçları tebligatın konusu olan hukuki veya usulü işlemin muhatabına ulaşması, muhatabın bilgilendirilmesi ve bilgilendirme işleminin belgelendirilmesidir. Tebligatın yargılama hukuku bakımından dolaylı amaçları ise yargılamanın hızlandırılması, yargılamanın daha sağlıklı ve güvenli yürütülmesi, yargıya güvenin korunmasıdır. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku ders kitabının 5. ünitesi bağlamında tebligat kavramı, tebligatın hukuki niteliği, kapsamı ve amacı başlıklarına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.